Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Büyükusta Alexi Patov. Bu video sizinle eski bir maçımı analiz edeceğiz. Rakibim Azerbaycanlı uluslararası usta Zaur Mamedov. Artık yani Büyükusta oldu yani galiba. Ve niye bu maçı analiz edeceğiz? Çünkü fil çiftinin güçlüğünü gösteriyor. Hemen başlayalım. Bu maçta ben beyaz taşlarla oynuyordum. C4 ile açtım, C6 ve yani Slav savunmasına geçtik. At F3, at F6, A3 yani A3 dışında yani E3 hamlede var. Çocukken at B2 de oynadım. Ve yani bugünlerde bazen G3 oynuyorum. Ama A3 tabii ki çok mantıklı. Niye? Çünkü taşımızı oyuna getiriyoruz ve filimizi kapatmıyoruz E3 ile. Belki yani G5'e çıkabilir. Rakibim C4'te aldı. Mantıklı. Onun dışında E6, A6'da hamleleri var. A4 ana hamle o. Yani fikri ne? Fikri sonra E3 ya da E4 oynamak ve yani piyonu geri almak. Hemen yani E3 ya da E4 oynarsam siyahın B5 hamleyi var. Tamam. Fil F5 ana hamle. Onun dışında ne var? E6 var. Fil G4 ben mesela çocukken yani siyah tarafından oynuyordum. Ve galiba ana hamleleri o. Yani fil F5 kesinlikle ana hamle. E3. Tamam. Fikri ne? Yani çaprazını açıyoruz ve yani piyonumuzu yani geri almak istiyoruz C4'de. E6, fil C4, fil B4, kısa rok ve yani kısa rok. Bu pozisyonda bir süre maçlar vardı. Yani bence birkaç bin en azından maç var database'te. Ve ana hamle vezire 2 ve o hamle yani gayet mantıklı. Niye? Çünkü yani oynamayan bir taşını oyuna getiriyoruz ve yani merkez için savaşmak istiyoruz. Diyelim vezire 2, sonra E4. Belki sonra fil E3 ya da fil G5, kale D1, kale FE1 ve yani beyaz öyle oynuyor. Ama ben başka bir variantı oynamayı severim ve o variant at H4. At H4'ün fikri ne? Yani siyahın fil çiftini almak istiyoruz. Bu kadar basit, tamam mı? At F5 ve ondan sonra yani şu fil daha aktif olacak A2 G8 çaprazında. Siyahın birkaç hamleleri var. Rakibim hani fil G4 oynadı, mantıklı. Diyelim yani siyah başka bir şey yani yapardı, diyelim at B'de diyelim. Çok mantıklı geliyor. Niye? Çünkü siyah yani vezir tarafındaki gelişmesini devam ediyor. Ondan sonra at C5 bir hamle var. Ama ben şey yani hatırlıyordum. Böyle bir maç vardı. İvan Çiparinov Mustafa Yılmaz'a karşı ve orada düşünüyorum beyaz H3 oynadı ve fikir ne? Diyelim siyah kale C8 oynuyor. Beyaz alıyor ve vezir F3. Piyona saldırdık. Diyelim G6 ve yani şimdi H3'ün bir fikriyi göreceğiz. Beyaz G4 oynuyor. Ve beyaz pozisyonu açtı ve yani bizim için faydalı. Niye? Çünkü fil çiftimiz var ve normalde yani fil çifti olduğumuz zaman yani pozisyon açmak istiyoruz. Tabii ki biraz teknikli görünüyor. Çünkü yani şahımız biraz açık. Ama merkezi biz kontrol ediyoruz yani. Ve objektif olarak düşünüyorum beyazın yani bir baskıyı var. Belki biraz daha iyi pozisyon ama tabii ki çok dinamik oynamak lazım. Yoksa yani sıkıntı olabilir. Yani çünkü yani şahımız açık. Fikirler ne? Şah G2, belki kale H1, G5, at E4 yani böyle bir fikirler var. Tamam neyse ne. Yani rakibi bu variante girmedim. Onun dışında fil G6 da vardı. Burada alabilirdik. Vezir B3, sonra fil D2, kale A1 ya da kale F1 ve düşünüyorum yani beyazın küçük bir avantajı var. Ama yani risksiz bir yani avantajı. Yani. Tamam. Lakin fil G4 oynadı ve fikri ne? Bana sanki yani tempo veriyor. F3 oynayabilirim tempoyla. Ama F3 oynadığım zaman benim yani merkezim biraz daha zayıf oluyor. Şimdi yani siyah diyelim yani E5 ya da C5 sürerse yani benim merkezim biraz zayıf kalabilir ondan sonra. O yüzden yani beyaz yani aslında F3 görmek istiyor tahtada. Geri gitti. Fil H5 ve yani ne yapıyoruz? Yani G4. G4 oynamazsak atımız yani H4'te ne yapıyor bilmiyoruz yani. Yani A dedik, B de diyoruz artık. G4. Fil G6 aldık. Siyah da aldı ve yani E4. Ve bu pozisyon hakkında ne diyebiliriz? Beyazın
gayet güzel bir merkez var, fil çifti var. Ama aynı zamanda sıkıntılar da var. Sıkıntı ne? Yani bizim şahımız gayet açık ve yani bir zayıflıktır var yani D4'te. Tamam mı? Yani artık yani siyah duru zamanında yani E5 ya da C5 sürerse gayet yani tehlikeli bir baskı olabilir D4'teki piyona karşı. Demek istediğim yani gayet yani dinamik oynamak lazım. Yani yoksa yani problemler olabilir. Kale D8, E5 ya da C5, C6. Ne yaptım ben? G5 fikrini, fikri yani şu atayı merkezden atmak. Diyelim H5'e giderse, rakibim bunu oynamadı ama diyelim giderse artık yani oyuna hiç giremez H5'ten. Çünkü zıplayacak bir kare yok yani. Başka bir yere giderse, E8'e giderse o zaman şu kale biraz yani kötü kalıyor. D7'ye giderse o zaman yani B8'deki yat ve A8'deki kale yani kolayca oyuna giremiyor artık. Ama rakibim güzel bir hamle buldu. Kale D8. Fikri ne? Yani tempo ile oynamayan taşını oyuna getiriyor ve zayıf bir piyonumu saldırıyor. Artık alamıyorum F6'da. Çünkü taktikler siyah için iyi yani çalışıyor. Hem burada saldırdı. Diyelim fil E3. Kale D1 aldı. Diyelim siyah da aldı. Ben de aldım, o da aldı. Kesinlikle bu pozisyona girmek istemiyoruz. Büyük ihtimalle yani kayıp görünüyor düşünüyorum ya da çok daha kötüyüz yani. Belki kayıp değil ama kesinlikle berabere için savaşıyoruz. Niye? Çünkü yani bir süre zayıflıklar var. Siyah ne istiyor? AD7, AC5, AT5 ve yani piyon hakkında siyahın bir piyonu daha var ve piyon zinciri daha iyi. O yüzden yani GF6 çalışmıyor kale D4 yüzünden. Ben ne yaptım? File 3 mantıklı. Oynamayan taşını oyuna getiriyorum ve zayıf piyonumu yani savunuyorum. Artık siyah atla oynamak zorunda. At E8. Yine de dediye gidemiyor. Yani gidebilir de ama gitmedi. Niye? Çünkü o zaman şu at yani kolayca oyuna çıkamaz. O yüzden E8'e gitti ve artık E8'de at fena kalmıyor. Niye? Çünkü artık yani kale D8'de F8'de değil, değil mi? Ve burada ben ilginç bir plan buldum yani. Şimdi pozisyona bakalım ve yani bu planı yeniden bulmaya çalışalım. Bizim yani merkez kontrolümüz var, değil mi? Yani gayet güzel. Fil çiftimiz de var. Ama dediğim gibi zayıflıklar da var. Yani D4'teki piyon yani kesinlikle bir zayıflıktır. Yani siyah C5'e ve B5 hamleyi yani hazırlayıp oynayacak onları kesinlikle. Ne yapmalıyız peki? Yani bence yani biz dinamik bir şekilde oynamalıyız. Niye? Çünkü yani oynamazsak siyah gelişmesini bitecek ve yani bize saldıracak merkezden. Yani D4'e saldıracak. Tamam mı? Sigara içecek yani bir zamanı yok. Kesinlikle yani savaşmalıyız. Yani dinamik bir şey bulmalıyız. Hem de yani fil çiftimiz var ve biliyoruz normalde fil çiftimiz olunca yani pozisyonu açmak istiyoruz. Ama burada pozisyonu nasıl açabiliriz? Yani D5 yani burada da yok vezir E3 yüzünden. Diyelim yani filimizi savunduk ve D5 oynadık. Orada da yani emin değilim. Niye? Çünkü siyah fil C5 oynayabilir ve şu filini yani değiştirecek. Ondan sonra bütün yani koyu renk kareler zayıf kalacak. O yüzden düşünüyorum D5 biraz yani evet logic görünüyor. Niye logic? Çünkü şu fili açıyor ama aynı zamanda daha zayıflık bize yapıyor. Belki F4, F5 bir fikri var. F2 ve A2, G8 çaprazını açmak için ama düşünüyorum siyah ona karşı bir şey yapabilir yani. Belki AD6, belki C5 ama böyle bir fikir var. Ama maç nesnesinde başka bir fikir buldum. H4, H5 ve yani hemen G6'daki piyona karşı bir baskı koyuyoruz, tamam mı? Onu yani o kadar yani savunmak kolay değil. Diyelim ki siyah piyonu alıyor. O zaman G6 oynuyoruz ve A2, G8 çaprazını tamamen açıyoruz ve filimiz çok aktif oluyor ve siyahın şahı tehlike altında bence orada kalacak. Tamam mı? Ve bunu nasıl yapabiliriz? Önce vezir E2. Bu vezir pek iyi kalmıyor dikeyde. Çünkü bir baskı var. Yani açıkçası böyle bir göstereyim. Alkısına kale D1 oynamak istiyoruz. Siyah AD7 oynadı ve şah G2 ve hamle gayet ilginç. Önce profilaktik bir hamle. Yani fikrini şu yani şah
G1-7 çaprazında iyi kalmıyordu. Niye? Çünkü yani sürekli bir şey vardı. Diyelim yani D5 oynarsak, dediğim gibi yani siyahın filce bir şey var. Ve hiçbir yer almak için zamanı yok. Niye? Çünkü siyah şahla E3'te alıyor. Orada da oynarsak yine de yani vezir C5 şahla oluyor. Yani o demek istediğim yani şah iyi kalmıyor bu çaprazında. Onu yani daha güvenli bir yere getirelim. Ve yani bu sadece bir fikir. İkinci fikir H4-H5 fikri hazırlamak. Belki kale H1 yani gelecekte oynamak istiyoruz, tamam mı? Yani o yüzden iki fikir var. Bir profilaktik, ikinci H4-H5 fikri hazırlıyoruz. Yani vezir A5 oynadı ve yani piyonu kazanmak istiyor. Yani diyelim fil C3, BC3 ve vezir C3. Ne yapıyoruz? Savunuyor muyuz yoksa atak kurmaya çalışıyoruz şah tarafında? Bence atak kurayalım. H4. Niye? Çünkü yine de fil çiftimiz var, merkez var ve satranç yani dinamik bir oyundur. Yani bazen yani bu pozisyonda bence gayet dinamik. O yüzden düşündüm ki yani bu piyona gerek yok yani. Siyah almak isterse alabilir. Rakibim almadı ama diyelim alabilirdi. Aldı. Ne yapabiliriz? Yani belki hala H5 bir fikri var. Ya da belki onu hazırlayabiliriz. Ya da kale C1 sonra yani H5. Ama kesinlikle böyle fikirleri vardı. Ve belki sonra G6. Ya da belki kale H1 oynayalım. AD6 ve fil A2. Ve sonra kale C1, belki sonra H5. Ve belki 2 kale getireceğiz H2'yi. Ve siyahla oynamak o kadar kolay değil. Diyelim E5 oynarsa o zaman şu fil hemen oyuna geliyor. Ve yani bizim şahımız gayet güvende yani. Evet, piyonumuz yok ama gayet konkret bir plan var yani. H5, kale H5, kale H1 ve yani siyahın şahına mat etmek. Evet, rakibim bunu yapmadı. AD6 oynadı. Geri gittik. Burada da alabilirdi C3'te ama almadı. Ve yani taşların yani vezirleri değiştirmek istedi. Vezir 6 yani. Büyük ihtimalle korktu şu fikirden. Yani H5 ve G6. Vezir 6'dan sonra düşünüyorum bazen yani gayet güzel bir avantajı var. Niye? Çünkü fil çiftimiz var hala. Merkezini kontrol ediyoruz ve yani piyon zincirimiz daha iyi. Şu yani piyonlar gayet yani zayıf. Özellikle G6'daki piyon zayıf. Ama hala yani o kadar kolay değil. Niye? Çünkü yine de bir şey yapmazsak yani pasif oynarsak siyah pozisyonu iliştirebilir, değil mi? Kale AB8 şu kaleyi açık bir dikeye getirecek. Sonra belki C5 oynayacak ve zayıf bir piyondan kurtulacak. Tamam mı? Düşünüyorum siyahın planı bu. Kale AC1 fikrini yani oynamayan taşını yani kale A1'de hiçbir şey yapmıyor. Onu oyuna getiriyoruz ve yani açık bir dikeye getiriyoruz. AD6 siyahın fikrini pozisyonunu iliştiriyor. AC4'e artık zıplamak istiyor ve yani bir belki baskı olabilir B2'deki piyona karşı. Ve burada ilginç bir pozisyondur. Niye? Çünkü ilginç bir seçeneğimiz var. İlk yani düşündüğümüz hamle B3. Hepsini engellemek. Yani artık AC4 fikirleri yok. Ama bu hamle biraz sıkıntılı. Niye? Çünkü şu fileyi kapatıyoruz. Tamam mı? Ve yani ruhum bu hamleyi oynamak istemiyor. Yani çünkü fil gayet yani güzel görünüyor bu A2 G8 çaprazında. Ve ikinci hamle at E2 oynamak, at BC4'ünü engellemek. Ama burada problem ne? Problem yani birkaç piyon veriyoruz onun için. Ve ben at E2 oynadım. B3 oynamak istemedim dediğim gibi. Niye? Çünkü yani şu fil çok pasif oluyor. Rakip piyonu aldı. Ve burada da yani bir seçeneğimiz var. C6'da piyonu alabiliriz. Kale C2'de oynayabiliriz şu piyonu savunmak için. Ya da şah tarafında oyunumuzu devam edebiliriz. Ve ben yani üçüncü yani yolunu seçtim. At F4 oynadım. Fikri ne? Fikri şu yani. Şu piyona gerek yok şu an, tamam mı? Çünkü onu alırsak siyah belki yani kale C8 gelecekte oynayabilir. Diyelim bu piyonu alıyor. Biz de aldık. Ve oynamayan taşını yani C8'e belki getirecek. Yani bilmiyorum. Kale C8, kale C2 sonra ya da AC4. Yani siyaha aktif bir oyun veriyoruz. Ve ona hiç gerek yok. Çünkü şu an taşları pasif. Ve şu zayıflıktır. Yani hiçbiri yani gidemez. Yani şu iki zayıf piyonlar. At F4 oynadım. Fikri ne?
Fikri H5'ini hatırlamak, sonra Galt'e oynamak, tamam mı? Ve şu fil yani canavar gibi olacak yani bu A2, G8 çaprazında. Ve senin buna karşı yapacak bir şey yok yani. Çünkü yani H5'ini engellemez. Alınca da Galt'ını da engellemez. Siyah kale B8 oynadı. İlginç bir hamle. Ve yani her zaman yani bu soruyu yani kendimize sormak lazım. Rakip ne istiyor? Niye bu hamle yaptı? Niye yani at B2 mesela almadı yani? Niye başka bir şey yapmadı? Niye kale B8? Fikir ne? Fikir gayet yani güzel bir fikir. Diyelim biz H5 oynuyoruz. Hata olurdu. Niye? Siyah belki alabilir de G6 ve bir taktik hazırladı rakip. Ay 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 çok kayıp yani. Fil D2. Ve yani çift saldırı oluyor. Diyelim alıyoruz ve kale B2. Ve görüyoruz yani niye siyah kale B8 oynadı. Ve yine yani çift saldırı. Siyah materyalini geri kazanacak. Ve yani düşünüyorum pozisyonu gayet yani iyi artık. Çünkü taşlar aktif yani. O yüzden kale AB8'den sonra kale F2 oynadım. Profilaktik bir hamle. Fil D2'ye yani engelledik. Ve ondan sonra H5 oynamak istiyoruz. At B5 yani mantıklı. Şu piyona saldırıyor. Ama yani artık zamanı yok siyah. Yani çünkü beyaz daha yani hızlı tehditleri yapıyor. H5 aldı ve G6. Ve görüyoruz niye fil çifti iyi bir şey yani, tamam mı? Bu pozisyonda siyahın hangi fil yok? Şu renk fil yok. Ve o yüzden şu renk kareleri iyice savunamıyor. Yani. Ve tam bu karelere saldırıyoruz biz. Tamam mı? Siyahın olmadığı filin karelere saldırıyoruz. AD4. Aldık. Ve görüyoruz şu kardeş A2'de bizim yani canavarımız, tamam mı? Bunu saldırdık. Siyah kale D2 oynadı. Ama biz artık yani materyal kazanabiliriz. Ve ondan sonra yani kolay bir şekilde kazandık. Çünkü bir taş daha var bizim. Tamam mı? Ve yani ne oldu? Ve rakip yani bu pozisyonda yani terk etti. Bu maçtan ne öğrendik? Fil çifti ne kadar iyi bir şey yani yine de gördük. Fil çifti ne zaman iyi? Açık pozisyonlarda yani ve pozisyon kapalıysa onu açmak lazım. Ve bu pozisyonda bu maçta ne yaptık? H4, H5 ve G6 pozisyonu açmaya çalıştık. Tamam mı? Ve yine de yani dediğim gibi bizim fil çiftimiz olunca ve rakibim fil çifti olmayınca hangi kareleri zayıflamak istiyoruz? Rakibinin olmadığı filinin renkleri yani zayıflamak istiyoruz. Bence yani Türkçem o kadar iyi değil ama inşallah anladınız. Yani bu pozisyonda siyahın yani koyu renk bir fil vardı ve başka renk yani fil yoktu. Ve o başka yani renk kareleri saldırmak istedik, tamam mı? Yani bu kadar. İnşallah yani anlatabildim kendimi arkadaşlar. Neyse ne? Benimle bu video izlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki videolarda görüşürüz. Lütfen bu videoya like koyun. Hoşça kal.